Şimdi bakalım toplumsal yapı ile ilgili ÖSYM hangi tür sorular sormakta? Toplumsal yapıda yer alan kurumlardan birindeki değişme bu kurumlarla diğer kurumlar arasındaki uyumu bozar. Bu uyumsuzluk diğer kurumların bu değişmeye ayak uydurmasıyla giderilir. Böylelikle toplumsal yapıda sağlanan uyum kurumlardan birinin değişmesiyle tekrar bozulur ve benzer süreçten geçilerek yeniden sağlanır. Bu durum zaman içinde böylece sürer gider diyor ki bu açıklamada toplumsal yapının hangi özelliği üzerinde durulmaktadır? Bakalım. Bir kurumdaki değişmenin başka kurumlarca engellenmesi. Hayır, aksine burada aslında bir kurumdaki değişmenin diğer kurumları da etkilediğinden bahsediyor. Bazı temel niteliklerin değişmeye kapalı olması mümkündür ama paragrafta hiç bununla ilgili bir şey söylemedi. Toplum geliştikçe değişme hızının azalması bahsetmedi değişmeyi sürekli olarak aynı kurumun başlatması bu zaten sosyolojik olarak da mümkün olmayan bir cümle dengeyi sağlamaya yönelik bir iç dinamiğe sahip olması evet ne diyor sürekli olarak uyum diğerlerindeki değişmeyle bozuluyor sonra tekrar sağlanıyor ve bu süreç sürekli böyle devam ediyor bundan bahsediyor yani bir iç dinamiği var e, toplumsal yapının cevabımız e tönyes kuvvetli bir dayanışmanın Ortak irade ve ortak mülkiyetin bulunduğu kültürlere cemaat, sözleşmeli dayanışmanın, kişisel iradenin ve kişisel mülkiyetin bulunduğu kültürlere de cemiyet demektedir. Buna göre cemaat ve cemiyet ayrımında hangisini ölçüt almıştır? Bakalım. Otoritenin dağılışı bunu ölçüt almamış konu anlatımında da zaten bahsetmiştik. Tamamen Tönyes bu ayrımı yaparken insanlar arası ilişkilerin türünden bahsetmiştir. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. kayma göre bir toplumda nüfus arttıkça yaşamak için verilen mücadele de şiddetlenmektedir. Toplumsal farklılaşma nüfus artışının getirdiği sorunlara barışçıl bir çözümdür. Bu yolla aynı işlerdeki yarışma ortadan kalkar, bireyler başka başka meslekler edinerek farklı görevleri yerine getirirler. Böylece her birey ayrı ayrı çalışarak diğer bireylerin hayatına katkıda bulunur. Bu paragraf aşağıdakilerden hangisine ilişkin bir açıklamayı içermektedir? Burada bahsedilen arkadaşlar tamamen organik dayanışmadır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. İnsanoğlunun ateşle tanışması büyük bir olasılıkla doğal yangınlar sırasında olmuştur. O dönemde doğada tek başına yaşayan insan güvenlik içinde uyumak, besin aramak ve bu sırada da ateşin sönmesini engellemek durumundaydı. Bu nedenle birkaç kişinin bir araya gelerek nöbet tutması ve bazı işleri paylaşması gereği doğdu. Diyor ki Buna göre insanın ateşi söndürmeme çabası aşağıdakilerden hangisine adım atılmasını sağlamıştır? Ne diyor şimdi burada? Ateşi söndürmemeye çalışmak için birkaç kişi bir araya gelmiş, nöbet tutmuş, bazı işleri paylaşmış. Dolayısıyla bu çaba toplumsal yaşama adım atılmasını sağlamış. Aile kurumu hiç alakası yok. Nüfus artışı hiçbir şekilde belirtilmemiş. Yerleşik yaşam hayır, avcılık ve toplayıcılık hayır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Toplumlar sırasıyla göçebe, avcılık ve toplayıcılık, yerleşik tarım ve çobanlık, zanaatçılık ve ticaret dönemlerinden geçerek sanayi aşamasına ulaşmışlardır. Burada toplumların gelişme evreleri saptanırken aşağıdakilerden hangisi belirleyici özellik olarak alınmıştır? Göçebelik, avcılık toplayıcılık, yerleşik tarım, çobanlık, zanaatçılık ve ticaret. İş bölümünün verimliliği hangisinde ne kadar verimli olduğunu belirten bir şey burada yok. Tüketim biçimi Burada tüketim değil aksine üretim biçiminden bahsediliyor. Gelir düzeyi hayır, temel üretim faaliyetleri. Temel üretim faaliyeti tarımsa, çobanlıksa, ticaretse ona göre bu evreler saptanmış. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Müzik